Ne yaptın kardeşim sen? Abi yaptık bir eşeklik ya. <laughs> Bunun eşeklik olduğunu mu düşünüyorsun Mustafa? Ay, ya ilk başta suçlu olduğunu çok hissettim. O his, psikolojiyi çok yaşadım. Hissettim o suçluluğu ama sonra insanlarla birazcık dertleştikçe rahatlattılar hani, seni. Birazcık rahatlattılar artık. Beni rahatlatmak için mi söylediler. Yoksa gerçekten böyle çok bilmiyorum. Sen ne hissediyorsun peki? Ya abi Siz şu başta an... diyorum bir dakika yani. ben şeyi merak ettim. Oğlum biz senin özel hayatın bizi <laughs> ilgilendirmez. Kararlarına saygısızlık yapmayacağız canım. Ben merak ettiğim için yani tanışalım diye sohbet ediyorum. Kendi baskı altında hissetmeyen. Karar senin Yavaş, karar. Şeyi <laughs> şey merak ettim. <gülüyor> çete gidiyorum. ben çete. Bir ben konu... çete okumuyorum. Ha, abi, sen kafana. çete okuma oğlum. Çete okursan ağzına sıçıyorlar Yok. şu an senin. Fena yapıyorlar şu an. E, bu arada yok yok kim söyledi herkesi merak ediyor mevzuyu. Kimsenin kötü bir şey yazdığı yok yazmaz da. Olay. Oğlum biz niye bu abarttık bu konuyu ya? Ama olsun dur ya konuşacağım. Şimdi sen sevgili misin o kişiyle? Hayır abi değilim. Ha daha olmadın. Ben ha ben reddi yedim. Ulan bir de red mi yedin? Ya, ya red yemek işte abi ben red yediğime inanmıyorum. Ha diyorsun ki aslında bana gülümsedi, göz kırptı ee, ama aslında o yakın arkadaşı olduğunuz için mi istemedi? İşte belki de hani belki birazcık farklı. Peki evlilik hayali Çekindin kurarken aklı bıraktım. neredeydi? Abi bilmiyorum İlk başta diyorum ya şaka olarak başladı. Böyle hani olur ya insanlar şu yaştan sonra evlenemezsek evleniriz derler ya abi. Öyle başladı. Sonra bunun zamanını falan öne çektik. Bir şeyler yaptık bu konuşma artık benim gözümde artık hani çoğu kişiye söylediğimde artık flört ediyorsunuz siz resmen dediler hani bu Yani evet, konuşmalarınız kalmamış, flört şey baya yani. E, yani. bunlar bu yaşanırken senin kalmadı. veya onun zaten bir ilişkisi yoktur herhalde ya da hoşlaş. Yok. Taşın. Yok. Ha. Hiç yok. Ya oh. dedim ya abi birbirimize daha önceden anlattık dedik hani dedim ya onu da söyledim ama o hani biz 4-5 yıl önce bir dershane ortamında falan tanıştık. O o zamanlar olan şeylerdi. Hmm. ...eskide kalmış. Ben hiç öyle bir şey düşünmem. Aşk falan olduğunu da düşünmüyorum. Yalan söylemeyeyim şimdi. Çünkü aşk... Yani o bir anda oldu. kapıyı şey çalar. Ya bir anda kapıyı çalar. O ayrı bir şey. Onu sorgulamıyor kimse oğlum. Hislerin önüne geçilemiyorsa geçilemiyordur <laughs> zaten de... Ee, ...konumuz senin ne yaptığın ya da... ...bu durumlar nasıl oluşuyor onu merak ettim. Melek Günce sen kaç yaşındasın? 23. Ben 23 yaşındayım abi. 23 Aynen. tahmin ettim. Ee, yani... 23 yaş grubunda bunlar nasıl oluyor ya da farklı mı işte dönemle ilgili etkileşim var mı bunun falan onu merak ettim. Ama hı hı. E, günün sonunda kendini paralamanı gerektirecek bir durum yok. E, o kendine bunu yakıştırmıyor olabilir ki burada ayıp bir şey de yok aslında sonuçta. Sen bana deseydin ki abi onun sevgilisi vardı benim sevgilim vardı ama biz bir anda tutulduk. O farklı bir drama. O farklı bir durum. Aslında çetin tepki vermesi benim tepki vermem ve bunun makarasını yapmamız zaten e, hikayeyi öyleymiş gibi yorumlamamız çoğunda. Ama burada kızdığım nokta bak şimdi ben psikolojik olarak sana yaklaştım. Anlattığın doğruysa hani onları konuşuyor. Yok %100 doğru. E, biri, bir, bir, birbirinize şey. evet öyle hayaller kurup yakınlaşıp o kıvılcımları besledikten sonra hayır bu iş olmaz denmesi e, senin omuzlarını birazcık zedelemiştir. E, ama şimdi yani konuşu aktif arkadaşlık yapıyor musunuz? Ya devam edelim dedi. Ben de ne? o taraftaydım. Ya hayır abi. Arkadaş Arkadaşı olalım yani. Senin gibi bir arkadaşımı kaybetmek istemem dedi. Ah, ah. Abi şimdi şöyle hayır dedi diyorum ama nasıl hayır dedi? Şimdi işte kafasının karışık olduğunu söyledi. Ve belki de zamanını bekliyoruzdur tarzı cümleler kurdu. Ya ben gerçekten hayır olduğuna inanmıyorum. O yüzden ben daha çok yoruyor beni bu. Hayır olduğunu Şimdeler. inanmıyorum dediğin gerçekten ben beni çok reddetmedi aslında mıydın? diyorsun. Aynen abi. ben çok zorladım ben onu duymak istediğim için ya en sonunda öyle demek zorunda. Onu söyledi diye düşünüyorum. Ya o hmm. an evet diyemeyeceği için hayır peki, dedi gibi Peki geliyor. sence spesifik olarak net bir şekilde hayır demesinin en altı dolu sebebi ne olabilir? Sadece arkadaşlık mı yani? Yakın arkadaş olmanız mı? Belki ya o ya da anlaşamayacağımızı düşünüyor diyeceğim ama çok Anlaşam, iyi anlaşıyoruz ben. Yani yakın arkadaş mısınız? İyi anlaşabildiğiniz için mi düşünüyorsunuz? Şu bakımdan abi anlaşamayacağız derken hani birazcık farklı dünyalarız insanı yazıyorum. Ya, hani böyle o yana kaydığımız zaman belki kafasında soru işaretleri olabilir o konuyla alakalı. Öyle düşünüyorum ama onları da giderebileceğimi düşünüyorum ama gidermeli miyim? Onu bilmiyorum işte. Yani şimdi dürüst konuşayım. Tek teke olsak, yayında olmasam yorum katacağım şeyler olur ama yapmayacağım bunu şu an. Sonuçta bir başka bir birey daha var işin içinde. Ee, o haddim olmaz bu kadar kalabalık yerde ama. Yani Johnny ne diyeyim? Yani diyebileceğim bir şey yok. Sadece zorlama demek isterim. Zorlama bırak. Hı hı. Çünkü e, bu an. Hoş geldin Ya yani Birazcık odağını oradan çekip bir tık, şöyle bir tık ama. Onu ikinci plana alıp yoluna devam etmen lazım şey olarak. işte okul mu, iş mi, hobiler mi neyse. E, o önceliği şaşırma çünkü bir noktada neyle karşılaşacağını bilemezsin. Bırak akışta, yolda bir şeyler gelişiyorsa gelişsin. Yönlendirme yapma yani onu anlatmaya çalışıyorum. Ya, tamam. Ya e, Sen için abi. en iyi olursun ya Ya zorlama diyemem o haddime değil ama bir noktada da aldığın cevapları analiz ediyorum. E, chat de yüksek ihtimalle aynı şeyi düşünüyordur. Ama ben bu duruma çok kızıyorum. Yani eğer göz kırpılıyorsa, birazcık ışık yakılıyorsa ve o hisler bedene, kalbe, akla işlenmeye başlamışsa bu hikayenin sonunda biz ayrı dünyaların insanıyız. Dur daha zamanı gelmemiş olabilir. Cartcurt gibi yorumlar beni ikna etmiyor. Bak çok net söyleyeyim. İkna etmiyor beni ve benim gururumu incitiyor. Benim inancımı kaybettiriyor anladın mı? O duruma olan inancımı. Bu da binbir türlü varyasyonla sebep ilişkili olabilir. Bunları keşfetmeye çalışırsan, bunun cevabını aramaya kafa yorarsan... ...bir noktada bir benliğini kaybedeceksin, uzaklaşacaksın. İki, yapman gereken, sergilemen gereken eylemleri... Göz ardı edeceksin ve hep görmek istediğin taraftan bakacaksın. Bak ilk cümlen neydi senin? Hayır dediğine inanmıyorum. Ama günün sonunda sana hayır demiş. Tamam mı? Sen şu an kendinle mücadele ediyorsun. Kendi kafandakilerle evet. aslında konuşuyorsun. Ama orada bir gerçek var. Ve bu gerçekten kaçmamalısın. Bu seni üstse de, bu seni e, tribe de soksa. E, bundan kaçmamalısın. Bunu bir kere göğsüne almalısın. Bir karşıya almalısın. Bir boğazından tutmalısın. Bunu kapattıkça sadece zaman kaybedersin. Ve belki de günün sonunda sen bunlarla mücadele ederken o taraf bu kadar dert bile etmiyor olabilir. Biriyle görüşüyor olabilir. Birinden hoşlanıyor olabilir. Bak kafanda bu böyledir diye düşünme. Sadece örneklendirme yapıyorum sana. Ve günün sonunda sen kaybedersin. Sen zamanından olursun. Bu da şey bir kayıp değil. Eyvah o kaybı yaşadım da ne olacak gibi bir şey değil. Elbette sana tecrübe katacaktır. Ama biraz o tarafından bak olaya. Kendi kafanla mücadele etmeyi bırakıp sen adımını atmışsın. O konuşmalar, o muhabbetler yaşanmış evet. Ama sonuca bağlanmamışsa o zaman yeri geldiğinde de tamamdır. Öyle arkadaş olalım, devam edelim falan. Tamam de. Arkadaş olalım de ama eski arkadaş olma. Çünkü o artık kırılmış. O arkadaşlıktan çıkmış bir noktada. Ee, ve güya böyle vahiy yoluyla inecek bir zaman bekleniyor. O zamanı sadece sen bekleme. En azından sana bunu söyleyebilirim. Anladım abi. Peki sana bir şey daha sorabilir miyim? Sor bakayım. Abi şimdi diyorum yani bu hani evlilik hayalleri kurduk. Yani. Her gece böyle anlattık, konuştuk. Evlenince şunu yapacağız, bunu yapacağız. Hani diyorum ya saatlerce konuşuluyordu bunlar. Ya bunların hayallerini sadece ben kuruyor olamam o beraber. Yok, de... o Hayallere... onlar sahtedir, yalandır diyemem sana. O da kurmuştur elbet. O da kurmuştur. Ya peki bunların Hayal şey kurmak böyle bir hayal kurlardım. Hayır hayır. Kendini öyle şey gibi hissetme yani. Hani ben kullanıldım, benim duygularım sömürüldü. Hayır öyle düşünmüyorum. Heh. Yani şu an sen şuna ikna olmaya çalışıyorsun benim anladığım kadarıyla kendi dünyanda. Ee, bunlar gerçek değil miydi? Ee, madem bunlar gerçekti de niye sonuçta hayırı yiyen oldum? Şimdi sen bak yine mücadele içerisindesin. Ee, onu Yok onu bırak. Benim verdiğim mücadele ha. o değil aslında. Ben ne, o gerçekten olarak? bana karşı bir şey hissetti mi? Hissetmiyor mu? Neyi değiştirdin? Hissetmiyor mu? Hissetmiyor. Neyi değiştirir? Ben de sana evet. soru soruyorum. Bu seninle mücadele ettiğim için değil. Yani Sevi olduğundan %100 emin olsan mücadeleye evet. mi devam edeceğin yoksa evet, bırakacağım mı Ederim abi, niye etmiyorum Etmemeli miyim? Ee, seviyorsa o da. Yani bak ben şöyle yorumluyorum hep söylerim yayınlarımda. Ee, sevgi tek başına yeterli olan bir şey değil ya. Ee, i̇şte onun o için o diyorum. senin acaba o sevgisi, hislerinin egosunu diyeyim. Hislerin Kimse egosu olmaz. Mı? Senin fikirlerine önem vermiyor şu an. <laughs> ya bunu atan bak Sık. sinan hepsini sikerim Sık. seni. Dur bir dakika bekle. <laughs> Pardon bir tane efekt geldi de ona tepki verdim. Vallahi Çok yani abi. ben bu tip konularda mücadele etmeyin, next next'te diyen bir adam değilim. Eğer ortada savaşmaya değecek bir şey varsa ve bundan eminseniz ee, tabii ki de savaşmalısınız zaten. Denemelisiniz ki soru işaretiyle hayatınıza devam etmeyin. Ben bunu denedim, dibine kadar zorladım. Ama zorlamaktan kastım şey değil. Rahatsızlık vermek değil. Unutma o Hı -hı. detay önemli. Yok, kesinlikle ben abi. dibine kadar zorladım, savaştım, elimden geleni yaptım. Hı -hı. Artık olmuyordu ve bıraktım demek ferahlatıcı bir şeydir. Tabi bunun süreci çok önemli. Yani var çete geliyor biri abi 9 yıldır uğraşıyorum. Çocuktum başladığımda 35 yaşıma geldim falan diyor mesela bu bana abartı geliyor. Hani manyak mısın oğlum yani hani bir tane ömrümüz var. Şimdi sen eğer bu süreçte kendini ikna etmeye çalışıyorsan, bak sadece kendine onu dürüstçe sor. Beni sevip sevmediğini duysam rahatlayacağım. Gerçekten onlar gerçek miydi acaba sorusuna cevap arıyorsan bu ayrı bir savaş. Ee, beni gerçekten sevdiğinden emin olursam bu ilişkiyi yapabilmek için. Ee, dibine kadar zorlarım demek ayrı bir savaş benim için. Genelde insanlar şeyi karıştırıyor. Bireysel egolarının, ego değil, egoist anlamında değil. Bireysel egoların, bireysel kırgınlıkların giderilmesi için kendiyle savaşıyor ya. Bir kere bunu bir aynaya bakıp kendine sorman lazım. Ben bu kızı gerçekten istiyor muyum? Bu kızı gerçekten seviyor muyum? Bu kız beni hak ediyor mu? Ben onu hak ediyor muyum? gibi basic sorulardan sonra... ...içinde bulunduğunuz durumu analiz etmen lazım. Ve deyip değmeyeceğine öyle karar vermen lazım... O kız belki de gerçekten kendini ikna edecek. Seni sevdiğini ikna edecek ama hiçbir zaman seninle olmayacak kardeşim. Bilemeyiz bunu. O artık seni savaşın ona ben müdahale edemem. Ama e, şey konusunda eğer siz bu yakın arkadaşlık ilişkinizde bir başkası yoksa okey yani. hani, Değil mi arkadaşlar bir anda böyle Mustafa'ya çok yüklendik ama çok da hikaye öyle değilmiş. Yani yakın arkadaşlarmış birbirlerine anlatmışlar zamanında. E, arkadaş ortaklığı yapmışlar. İkisi de bekarken birbirlerinden hoşlanmaya başlamışlar. Bir kıvılcım olmuş orada. Ama finale gitmemiş. Finale Sen şu an aslında normalde bir aşk acısı dediğimiz ya da işte o his acısı dediğimiz şeyi yaşıyorsun. Konunun yakın arkadaşlıkta falan bilgisi yok. Yok çok abi. Bir de kafam harbiden çok karışık değil mi? Ben gerçekten hissettiğim için o açılımı yaptım. Yoksa kendimi uzaklaştırmayı da düşünmüştüm. Çünkü kendimi dediğim gibi hani böyle en yakın bir arkadaşım. Hiç uzak kaldın şey mı? Etmek... Hiç uzak kaldın mı bu süreçte bunlar yaşanırken? Yani şunu koydun mu masaya tamamdır. İki ben... hafta oldu abi neredeyse. Kaç hafta oldu? İki haftaya yakın oluyor. İki haftadır uzaksın yani hiçbir iletişimin yok hı, -hı. Hiç yok. Kısaca. Hiç iki hafta uzak kaldığınız oldu mu? Böyle hani arkadaşlık. Daha, daha önce mi? Evet. Oldu bir aralar yani son ama birkaç yılda bir yılda falan hiç olmamıştır. Anladım. Okey. Yani bu iki hafta içerisinde onun da sana karşı bir eylemi olmadığı iletişim kurmak adına doğru muyum? Yok olmadı. Ama ben zaman istedim onunla. Arkadaşlar devam edip edemeyeceğim konusunda. Yani bence biraz daha böyle kendi başına kal. Biraz uzak dur bakalım. Biraz uzak kalmak uzaktan daha iyi değerlendirmene vesile olacaktır. Sıcağı sıcağına karar verilen her şey e, hep tehlikelidir benim gözümde. O yüzden e, karmaşık başlamış. Karmaşık da devam edebilir. O yüzden biraz nefes almak iyidir. Bir dur bakalım. Uzaklaş. Yani bu bir taktik olarak söylemiyorum. Gerçekten uzaklaş. Hı hı. Bence. Benim fikrim. Sen bunu yapmak zorunda değilsin. Ya tabii ben de öyle düşünüyorum. Birkaç hafta daha kendime müddet verip iyice hani düşünülerek bazı şeyleri daha fazla anlamaya başladım. Hem konuştuğum şeyleri daha konuştuğumuz şeyleri daha çok idrak ediyorum. Bunları konuşmayı düşündükçe daha çok yani onun da bir şey hissettiğinden daha çok emin oluyorum ama Bak zaman spesifik geldi. konular olmaksızın bir insan bir insanla olmuyorsa olmuyordur tamam mı? Bir kere bunu bir söylemek lazım. Hı -hı. Onu oldurtmanın manası yoktur. Oldurtsam bile sağlıklı ilerlemeyebilir. O yüzden e, bırak seninle olmak istemeyen olmasın. Sen de onunla olmak isteme. E, i̇lişki baz, ilişki bazında söylüyorum. E, bırak karşı taraf karar versin. Böyle durumlarda senin kararın artık bir işleve girmeyecektir. Bir sonucu olmayacaktır. O yüzden bırak hayatına odaklanmaya çalış. Zordur biliyorum ama bunu yapmak zorundasın ki elbet bir gün yapacaksın. O sebeple bırak bakalım ne oluyor. Belki kendi sana döner. Belki hiç dönmez. Belki e, arkadaş kalım arkadaş kalım diye ısrarda bulunur. Ona artık sen karar vereceksin. Ama o arkadaşlık da eskisi gibi olmaz kardeş. Onu da söyleyeyim. Yani... Olamaz olamaz. Nerede kırılır en kötü biliyor musun? Bunu yaşadığınız için arkadaş kaldığınızı varsayalım. Bir gün senin sevgilin olur, bir gün onun sevgilisi olur. işler karışır. O yüzden oraya artık o balta darbesi gelmiş. Çok da üstünde durma derim diğer türlüsü olmuyorsa. Benim yorumum bak yine bunlar. Seni etkilemek için konuşmuyorum. Sadece fikirleri Ya aktarım. Benim düşüncem biraz daha zaman verip. Ver bakalım yani Ondan o zamanı ben ver o hak ediyor. Daha... Aynen. Ya bir yani. adım daha atmak derken kesin olarak hani çıkıp olabilir. Hani böyle bir şey var mı yok mu? Ben böyle bu, bu kadar vakit geçti üstünden çok düşündüm. Senin de bana karşı boş olmadığını hala öyle hissediyorum derim. Var mı yok mu diye bir sormak ya da fikir Olur. şey yapmak. Olur. İçinde kalmasın mı? kardeşim hiçbir şey içinde kalmasın. Ne yapmak istiyorsan onu yap. Ama süreci çok uzatma yani bu tip durumlarda. Dene zorla ee, olmuyor mu diyor? Hayır mı diyor? hadi yolcu yoluna dersin. Allah'a emanet ol dersin. Çeker gidersin basit. Tamam abi. Hadi sıkma canını öpüyorum seni. Ben de sen abi çok teşekkür Eyvallah. ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi sağ ol. Ne hikaye dinledik neyle sonuçlandı anasını satayım. <laughs> ya bir şey de diyemiyorum arkadaşlar şimdi e, çok kalabalığız çok şeyiz o kadar özel de konuşulmuyor tabii bir noktada. Öyle yani. Reis bu arada bizim gübre işimiz var. Şirketim istersen gübre lazım. Aynen kanka bana iki çuval bok yolla şuraya dizeyim. Buradan arada bir alır kullanırım ben onu. Lazım oldukça. Süper. İnstada evvel Dejlan yazabilirsin. insta versen buradan ben yerim. Sen gübreyi yolla da. Bir önce emaneti alalım da ondan sonrasına bakın ne yapacağım oğlum gübreyi ben. Gübre dediğin ne gübresi ama? Bok gübresi mi? Ne bileyim solucan mı üretiyorsunuz? Ne üretiyorsunuz? Ne? Onu da bir söyle. Ya bu arada donate atmadan söyle ya da atıyorsan 3 lira amına koyayım bu ne ya? Ne nasıl bir gübre işiniz var oğlum ben de yapayım gübre işi. Mustafa resmen chat'i kapatmış. <laughs> Linç yapmak için. Garibim. Hadi başlatıyorum videoyu.